Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Ateş Böceği dizisini analiz edeceğim. Çok yorum geldi. Ateş Böceği'ni analiz eder misin? Videoya alır mısın diye. Sizlere de dediğim gibi sizler hangi diziler hakkında böyle çok yorum yaparsanız veya analizini yapmamı istediğiniz diziler olursa o dizilere daha öncelik veriyorum. Ateş Böceği hakkında aşırı derece yoğun canlı video analizi geldi. Abi yapar mısın, yapar mısın, yapar mısın diye. Tabii biz de sizleri her zaman ön planda tuttuğum için tabii ki hemen fazla uzatmadan Ateş Böceği analizimize geçelim. Şimdi Ateş Böceği'ni ben bir seyirci olarak neden izlediğimi söyleyeyim. Şimdi Ateş Böceği'ni başlamadan önce ben iki nedenden dolayı izlerim dedim. Tabii genel olarak çok neden var izlerim dediğim ama birincisi kurgu yönetmeni Ömer Çebeci benim gerçekten uzun yıllardır işlerini çok çok beğendiğim, kurgularını çok beğendiğim, işlerine hep devamlı yeni farklılıklar katan ve mutlaka sizi şaşırtacak kurgularla karşımıza çıkan değerli bir yönetmen. Mesela hemen yine bir şu örnekle vereyim. Mesela Ateş Böceği'nin tanıtımlarına, fragmanlarına baktığımızda daha böyle o duygusallık, o komedi, o çatışma, o tempolar o kısa fragmanın içerisinde bir klip izliyor havasını veriyor. Artı dizinin yeni bölümünde ne olacak havasını veriyor. Yani bölümlerin içerisindeki yine aynı şekilde sahnelerdeki o kurgulara da baktığımızda yani Ateş Böceği içerisinde de birçok yeni güzel farkındalıklar olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi ikinci neden de şundan dolayı Ateş Böceği'ni izlemeyi düşünüyordum, izliyorum. Mahalle ortamı. Şimdi Mia Yapım bunu hakikaten çok güzel yapıyor. Yani Mia Yapım'ın önceden çektiği işleri de seyredin. Kocamın Ailesi, Avrupa Avrupa gibi dizileri. Mahalle ortamını size çok güzel, samimi, içten ve böyle izlerken ah keşke şu mahallede ben de yaşasaydım. Keşke şuradaki karakterler benim gerçek hayatta da arkadaşım olsa. Ya böyle bir mahallede olsam arada bir gidip de sohbet ederim dediğin. Yani bir ortamı oluşturuyorlar. Yani ben Mia Yapım'ın sadece bir mahalle üzerinde, mahallenin muhtarları türünde bir diziyi de inşallah ilerleyen zamanlarda çekmesini isterim. Hakikaten mahalle ortamını şu an çekilen diziler içerisinde en iyi veren yapım şirketlerinden birisi. Ha şimdi bunu da çok rahat şu şekilde söylüyorum. Ben mahallede büyüyen bir çocuğum. Yani çocukluğum mahallede geçmiş. Semt çocuğuyum. Şu anda mesela bir semtte oturuyorum. Mesela site yaşamını bilmiyorum. Yani site yaşamı bana şey gelmiyor, böyle keyif verici gelmiyor ama ne bileyim bir mahalle ortamı, yani o sokağın o duygusu, o mahalledeki, o sokaktaki insanların yaşayışı benim her zaman daha çok dikkatimi çekiyor ve tabii o şekilde de büyüyünce de büyüdüm, şu anda değişen hiçbir şey de yok. Ve ben bunu Ateş Böceği dizisinden istediğim kadar da alıyorum. Mesela Aslı'nın Mahallesi hakikaten de benim şu anda hakikaten de yaşamak istediğim mahallelerden birisi. Keşke gerçekten öyle bir mahalle ortamı olsa da gidip taşınsam. Vallahi çekinmeden de gidip taşınırım. Bu iki nedenden dolayı aslında başladım Ateş Böceği'ne. Sonra kastı çok hoşuma gitti izledikçe. Mesela kastı içeriğine baktığımda hani yoran bir kast değil. Mesela bakıyorsun karakterlere baktığında seni böyle heyecanlandıran, yormayan, renkli gelen, izlediğin sahnelerde, karşılıklı sahnelerinde ha şu an şimdi bu ne yapacak, ha bu da ne yapacak dediğin ve karikatür tarzında böyle karikatür türünde karakterler var. Hani izlediğin zaman giyimleriyle, kuşamlarıyla hani klasik bir hava yok. Yani
Hakikaten de oyuncuların bu şekilde giyimleri olsun, oyuncu seçimleri de birbirleriyle uyumlu olarak bakıldığında hakikaten güzel. Ben dizi başlamadan önce başrole biraz takılmıştım. Şimdi şunu da söyleyeyim. Şimdi Nilay Deniz'le Seçkin Özdemir benim normalde oyunculuk performanslarını beğendiğim ve bu zamana kadar yaptıkları işlerde de ya şurada da ne kadar güzel de oynamışlar. Ha burada ne kadar güzel performans sergilemişler dediğim oyuncular. Ateş Böceği'nde ilk açıklandığı zaman ya dedim nasıl olur? Yani bayağı bir takıldım. Ha, benim öyle bir takıntılarım var ya, ben başlarda böyle başrol oyuncularına falan takarım. Çünkü bu biraz da seyirci olarak da analizci olarak bir tarafa bırakın. Hani seyirci olarak şey düşünüyorsunuz. Ha bu da nasıl olur? Nasıl olmaz? Ya bunları izlersem nasıl bir duygu alırım? Yani bunların hepsi bir duygusal bağ. Tabii izledikçe ben Barış'la Aslı karakterini 4. bölümden sonra çok sevmeye başladım. Yani 4. ve 5. bölümde mesela son bölümlerinde ben performanslarına bittim. Çok fazla uyumluydular. Yani birbirlerine sahnelerde paslaşmaları, birbirlerine o an ne yapacakları, o güzel enerjiyi vermeleri. Yani dizideki iki karakteri değil de hani normal hayatta iki tane arkadaş yan yana gelir, sohbet ederler, muhabbet ederler. İki aşık o an şakalaşır, flört ederler. Ha flört ederler derken de hakikaten de şu an Barış'la Aslı dizide çok güzel flört ediyorlar. Mesela bu 4. ile 5. bölümde ha bu benim aldığım his. Yani ilk baştaki o başrol uyumu nasıl olur olmaz artık o düşünce de aklımdan tamamen kalktı. Yani dediğim gibi Barış'la Aslı'nın o arasındaki uyum, o paslaşmaları izlerken birbirleriyle jestlerle, mimiklerle, o sahne temposuyla birbirlerine bir uyum sağlamaları, birbirlerine çok güzel paslaşmaları ve belli ki sahneyi çekerken çok keyif alıyorlar. Tabii orada değilim, yani sette neler oluyor, neler bitiyor. Yani hiçbir dizinin bilmediğim gibi bunu da bilemem. Ama benim izlerken aldığım duygu bu. Ben dizinin künyesini size aslında az önce söyledim. Oyuncuları size söylemek istiyorum. Star'ın resmi sayfasını açtım. Dizide genel olarak kimler oynuyor? Hangi karakterlerde oynuyorlar? Hemen kısadan oyuncuların isimlerini okuyayım. Barış Buka rolünde Seçkin Özdemir, Aslı Eğilmez rolünde Nilay Deniz, Hakan Şeker rolünde Umur Yiğitvanlı, Hande Pars karakterinde Belma Canciğer, Metin Eğilmez karakterinde Durul Bazan, Çiçek Eğilmez karakterinde Lal Tayra Bahar, Teo karakterinde Çağrı Çıtanak, Cahide Pars karakterinde Derya Alabora, Neşe Eğilmez karakterinde Şebnem Dilligil, Arzu Eğilmez karakterinde Ali Ciya Kapıda, pardon bir daha söyleyeyim. Arzu Eğilmez karakterinde Ali Ciya Kapıda, hakikaten de Ali Ciyacığım senin de adın bayağı bir zormuş. Allah bu ismi söyleyenlere sabır versin. Ben okuyarak bile çok zor söyledim. Barbaros Gürkan karakterinde Berkay Tulumbacı, İlayda Taş karakterinde Seda Güven, Gül Gürkan karakterinde Gözde Çağcı, Sıdıka karakterinde Çiğdem Aygün, Şirin karakterinde Aslı Samat. Şimdi ilerleyen bölümlere göre baktığımızda kadronun birbiriyle ne kadar uyumlu olduğunu da oyuncuların da birbirleriyle de ne kadar uyumlu olduğunu ve oynadıkları
terleri de üstlerine ne kadar güzel yakıştırdıklarını genel olarak hepimiz görüyoruz. Sizler de bunun farkına varmışsınızdır. Mesela ben Sıdıka karakterini çok beğendim. Mesela dizideki karakterlerden mesela kimleri mesela şu an dikkatimi çeken karakterleri söyleyeyim. Şirin karakterini çok beğendim. Ya mesela bu iki karakter bana aşırı derece samimi geldi. Bir de beni izlerken de yormuyorlar. Ha, dizideki bütün karakterler güzel. Ben dizideki bütün karakterlerin şu an videoyu da dediğim gibi çok böyle uzuna da yayarak da şu nedenlerle de sözcüğü toparlayamadım, kelimeyi toparlamam lazım. Videoyu fazla yayarak da sizi de boş boş video izlemek için de yormak da istemiyorum. Genel olarak önemli şeyleri toparlayacağım. Bir de videoları çekerken ben hiçbir şekilde bir de düzenlemiyorum. Gerçekten de böyle bir de huyum var. Şu an nasılsa olduğu gibi de atıyorum. Yani dediğim gibi ben içten ve doğallıktan yanayım. Öyle samimiyetten yanayım. Olan neyse onu o şekilde paylaşmaktan yanayım. Yani mesela Gürkan karakterini de çok beğeniyorum. Gözde şimdi Çağcı hakikaten de şu son 5-6 yıldır dram oyunculuğunda mesela oynadığı Çağan Irmak filmindeki karakteri, diğer işlerini de Bugünü Saraylısı gibi dizileri, yani oynadığı işlerden mesela performansını söyleyeyim. Hakikaten de dram oyunculuğunda şu an yeni genç nesil kadın oyuncular içinde hakikaten de en beğendiğim, harbiden de eline Oscar'ı verebileceğim bir oyuncu drama oyunculuğunda. Komedi oyunculuğuyla da karşımıza çıkması da çok iyi oldu. Sempatik bir karakter, eğlenceli bir karakter. Manav kızımız karakterini de çok güzel oynuyor. İnşallah Zengin Koca'yı da dizide bulur diyelim. Çünkü o şekilde istiyor. Tabii sadece zengin demeyelim de yakışıklı da olsun istiyor. Polyanacık tarafı da var. İlayda Taş. Şimdi Seda Güven de hakikaten de yine şimdi böyle oyuncuların adını söyleyince önceki oynadıkları işlerde otomatikman aklıma geliyor ve bir takılıyorum. Şimdi kötü avukat demeyeyim de sempatik avukat. Böyle şeytani filmler izleriz, kafasını iki tane böyle koç boynuzu gibi boynuzu takar. Ama ne yaparsan yap, sana o kötülük duygusunu veremez. Seni eğlendirir. Ya arkadaşım, ben kötü değilim. Bakmayın siz benim öyle olduğuma. Dercesine bir hava veriyor. Aslında beklediği şeyleri belli. Belli ki kafası dizide çok çalışıyor. Oynadığı karakterde. İşte ben şunu da şöyle yaparım. Bunu da böyle elde ederim. Benim elimden hiçbir şey kaçmaz. Yetenekliyim kızım ben. Benimle ne yapabilirsiniz? Benim yoluma geleceksiniz gibi bir havası var yazıldığı karakterinde. Benim izlerken aldım. Aslında bana dediğim gibi sempatik bir karakter geliyor. Kötü bir karakter gelmiyor. Berkay Tulumbacı'nın oynadığı Barbaros Gürkan karakteri. Ya vallahi şöyle söyleyeyim. Şu an oturduğum mahallenin caddesine çıkayım. Barbaros karakterinde size 50 kişiyi gösteririm. Ya oyuncu orada kendi gerçek hayattaki performansını da sergiliyor ya da rolünü harbiden de adam yapıyor. Şundan dolayı bizim dışarıda görmek istediğimiz, gördüğümüz bizden birisi. Yani bir kahveye gidersin, çay içersin, yanında masada oturan sana o an konuşmasıyla eğlendiren, ulan şuna da güvensem mi güvenmesem mi, ama iyi arkadaş ya. Böyle de arkadaşı da kaybetmeyeyim diyeceğimiz bir karakter. Arzu Eğilmez karakterine geleyim. Vallahi Arzucuğum, kusura bakma, sadece senin gerçek ismindeki soyadını söyleyeceğim. Kopuda.
Ya harbiden de adın çok zor ya. Ali Cihane, Allah'ını seversen. Ha, tabii mutlaka anlamı çok güzeldir. Mutlaka değeri çok güzeldir. Ali Cihane anlamı geliyor bu arada ya. Evet, ama sonra bakarım ya. Şu an konu dağılmasın. Aa, şimdi Arzu İlmez'in hakikaten de saçları gerçekten o şekilde kıvırcık mı değil mi onu bilmiyorum. Ama harbiden de yüzüne çok güzel gitmiş. Bebeksi bir yüzü var böyle sempatik. Hani böyle elinden ağzından ekmeği alırsın sana hiçbir şey demez bir tipler vardır ya. Arzu da öyle. Tabi Barbaros'ta da bir evlilik yoluna gitmek istiyor. Kızın gözü kör ya da koca merakı var. Artık evlenmek istiyor. Anası da zor. Aslında anası da zor değildi. Kızını düşünüyor ama işte aşk bu. Ne yaparsın? Sonuçta yaşta gelince artık bakmıyor vallahi kaşı gözü burnu da o kadar nasıl koca olsun eş kadın olsun diyorsun. Evleniyorsun gidiyor. Arzu Eğilmez'le Barbaros'un arasındaki aşk çatışmasını çok beğendim. Eğlenceli buluyorum. Çok güzel uyumlu çift olmuşlar. Hakikaten de iyi ki bu dizide oynamış. İyi ki bu dizinin kadrosuna dahil olmuş. İyi ki bu güzel yüzünü, bu kıvır kıvır saçlarını, sempatikliğini bizlere izlettiriyor. Neşe Eğilmez karakteri. Aa bak şimdi. Şebnem Dilligil. Hakikaten de o kadar çok işini izledim ki ya şu iş bu iş şudur budur şu demek istemiyorum. Usta ben saygı duyuyorum. Fazla bir şey de demek istemiyorum. Anne rolünü de çok güzel yapıyor. Bir annenin nasıl olması gerektiğini çocuklarına çok güzel şey yapıyor. Hani kötü olmamak için elinden geleni yapıyor. Sadece çocuklarıma şunu da şöyle yapayım, bunu da böyle yapayım. Şöyle iyi olsunlar, böyle iyi olsunlar. İşte helal lokma girsin boğazlarına da gerisi önemli değil. İşte mutlu mesut olsunlar. Tabii başında koca da yok. Bir de biraz da erkek gibi davranması da çok normal. Çünkü anne cennet ayaklarının altında. Kadın da ne yapsın? Bu şekilde çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor. Büyütmüş onları. Yani onun işi de kolay değil. Cahide Pars, Derya Alabora. Şimdi ben Derya Alabora için ne diyeyim? Yani söyle ne diyeyim ki? Kadın harbiden de sanatçı, oyuncu. Yani Şebnem Dilligil gibi uzun yıllardır. Hani sahnenin o tozunu yutmuş. Hani artık gecesini gündüzünü bu işle çok güzel farklı karakterlerle oynamış bir oyuncu. Yani ustalara saygı duyuyoruz. Fazla bir şey diyemem. Teo Çağrı Çıtanak. Tatlı İntikam dizisinde ben ilk izledim. Bilmiyorum önceki işlerinde de oynadığı zaman izledim mi izlemedim mi tam doğru düzgün hatırlamıyorum ama benim Tatlı İntikam dizisinde dikkatimi çekmişti. Oyunculuğunu çok güzel geliştiriyor. Sahne temposuna göre artık kontrolü çok sağlam. Yani nerede nasıl duracağını, nasıl hareket edeceğini, yüz mimiği, jestleri nasıl kullanacağını. Yani adam diyor, ben diyor bu işi seviyorum. Allah nasip ederse de inşallah oyunculuk adına da çok güzel de ilerlemek istiyorum. Ha, şu an oynadığı performansa bakınca, Tatlı İntikam'da da oynadığı performansa da bakınca gerçekten de çok güzel yolda ilerliyor. Çiçek Eğilmez, Lal Tayra Bahar. Şimdi abi kız tatlı bir kere. Samimi. Hani o böyle o oturunca böyle şöyle bakışı yok mu? Hani babasına bakıyor ya. Hani böyle diyorsun ki ulan gelsin benim kızım olsun işte ya. Ya niye benim de böyle bir kızım yok tabii. İsyan etmiyorum. Allah inşallah bize de nasip eder. Ama maşallah. Bu diziyle de kendini de çok güzel kanıtlarsa da bildiğiniz gibi kocamın ailesinde de Minik Yıldız anne dizisinde çok güzel bir başrol oynadı.
İnşallah bu güzel tatlı kızımız da kendini çok güzel geliştirir. Performansıyla dikkat çeker. Böyle daha çok güzel işlerde izleriz. Şimdi Metin Eğilmez, Durul Bazan. Şimdi ben Durul Bazan için usta içinde ne diyeyim? Adam şimdi oynuyor arkadaş. Dramı da güzel oynuyor, komediyi de oynuyor, sahtekarlık da güzel yapıyor, iyi de güzel bir rol yapıyor. İyi de insan karakterine girebiliyor, kötü karaktere de girebiliyor. Yani adam her karaktere giriyor arkadaş. Şimdi ben baba rolünde şu an hani bakıldığı zaman çok güzel de böyle bir baba oldu. Ne bileyim Çiçek'le arası da çok güzel. Çok güzel de bir bağ kurdu. Anacığım, anneciğim diye annesine sarılışı. Yani abi adam oynuyor yani. Ben şimdi ne diyebilirim ki yani. Ya bak görüyorsunuz mu fark ettiniz mi? Ben şimdi az yani normalde demek istediğim benim buydu. Ben Ateş Böceği'nin kadrosunu hani genel olarak beğeniyorum derken hani sözde yine yüzeysel anlatacaktım. Ha video olmuş şimdi. 21 dakika. Dur bakayım ne zaman bitecek? Yandık. Zaten bir de YouTube çok geç yüklüyor. Bittik aga. Bittik. Vallahi de bittik. Billahi de bittik. Ben bu videoda neden bu kadar böyle içten samimi konuştum ya? Biraz ciddi takılmam gerekmiyor mu? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar ya. Vallahi bu videoyu yani Ateş Böceği'ni anlatırken hakikaten de videoyu çekmeden önce daha böyle bir samimi, daha böyle şey dururum diye düşündüm ama yok olmadı. Yine ciddiye takılamadık. Ciddiyetimiz yine yerlerde. Aa şimdi Hande Pars, Belma Cancı. Valla ben açıkça söyleyeyim. Belma Canciğer'in Yaşi Cazibe başka oynadığı işlerdeki performanslarına bakınca kadın salak kadın rolünü güzel yapıyor. Ha şey rollerinde de iyi. Duygusal, akıllı. Ama kadın böyle şeker böyle tatlı. İşte ben akıllıyım ama bakma saflığıma dersin ya hani o rollerde de güzel. Ha genel olarak da güzel. Genel olarak da beğeniyorum. Şimdi ben Belma Canciğer içinde ne diyeyim? Yani şimdi kadın 10 numara hakkıyla rol yapıyor. Handan Pars'ı da çok güzel oynuyor. Ben şimdi Allah bir şey diyemem. Yolu açık olsun. Keyifle izliyoruz. Hakan Şeker, Umut Yiğit Vanlı. Ya vallahi ben Belma Can Ciğer'le karşılıklı sahnelerini çok beğeniyorum. Hakan Şeker'i ben en çok bu dizide dikkatimi çekti. Yani karakter olarak. Umut Yiğit Vanlı başka işlerde oynayıp da dikkatimi çekti mi? İnan hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Ama bu diziye göre söyleyeyim. Salak oğlan rolünü, saf oğlan rolünü güzel yapıyor. Ya işte hani dersin ya saf değil ama istemeden kendini saf salak gösterir. İşine geldiği gibi askerde yaparlar bunu bak. Adam çok akıllıdır. Kendini bilerek saf gösterir. O da neden? Ona iş güç vermesinler, mıntıkaya gitmesin. Aslında mıntıkaya gidiyorlar da daha ağır şeyler yapmasın diye saf ayağına yatar. Aptal gibi dolaşır. İşine öyle gelir. Hakan da bunu yapıyor. Hani Hakan gibi birini görmek istiyorsan git abicim askeriye nizamına bak. Her yere bak orada. Askeriye de bol. İstemediğin kadar. Yani Hakan askere giden erkekler için böyle bir şey gelmez. Böyle abartılı bir karakter gelmez. Çünkü askere giden herkes mutlaka Hakan gibi birilerini görmüştür. Aslı Eğilmez. Nilay Deniz. Kız hayatımıza bir girdi, tam girdi. Çalışkan. Söz dinliyor ki belli ki kendini de iyi geliştiriyor ki hani çat 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 yükseliyor. Bak Dayan Yüreğim'deki drama karakteri de çok hoşuma gidiyordu. Ya Adı Mutluluk dizisinde de iyiydi ya. Yok yok. Harbiden kız çok güzel bir şekilde ilerliyor. Kendini de geliştiriyor. Vallahi yolu açık olsun. Yani hani bir geçici başroller vardır. Popüler olurlar. Birkaç işte böyle sönüp giderler ama
Nilay Deniz'in sonu hiç onlar gibi olacak değil. Dediğim gibi çıtayı sağlam bir şekilde yükseliyor, yükseltiyor ve kendini çok iyi geliştiriyor. Anam yine bu video oldu mu sana 25 dakika? Arkadaş hangi ara 25 dakika oldu? Ya arkadaş sıkıntı o değil. Arkadaş 10 dakikalık video bile 5 saatte yüklüyor ya. Bak bu videoyu ben birazdan atacağım. Kesin ateş böceği dizisi bitecek. Bu video o zaman yüklenecek ya. Ya yemin ediyorum. Ulan biraz da ben az konuşayım ya. Baksana saçma sapan konuşuyorum ya. Of çayımdan alayım bir yudum. Çay ya çay. Çay müthiş bir şeysin ya. Seviyorum seni. Barış Buka. Yani Seçkin Özdemir. En son Kiralık Aşk dizisinde izledik. Şimdi Ateş Böceği'nde izliyoruz. Ciddi avukat rolüne girmeye çalıştın olmadı abi. Sana bu sempatik hareketler daha çok yakışıyor bak. Hani böyle ciddi durmaya çalışıyorsun. Ya sen kötü olacaksın ya da olduğun gibi sempatik olacaksın. Abi öbür türlü yemiyor ya. Vallahi bak başta söyleyeyim. Dizinin o birkaç bölümü öyle. Abi bu şekilde odun duruşuna vallahi katlanamamıştım bak. Ama şu an iyi. Gülüyorsun, sempatiksin, eğleniyorsun. Ay ne bileyim rolünün tadını da artık çıkartıyorsun. Ne öyle ya? Kendini sık 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 sık. Tamam. Ünlü avukatsın da rolünde. Anne bileyim yani boş ver ya hayatın tadını eğlenerek çıkart ya. Ne o öyle kendini sık 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 nereye kadar arkadaş? Bence şu an daha iyi. Aslı'yla da çok güzel uyumlu çift oldular. Hakikaten de şu 4 ile 5. bölüme bakınca Aslı ile ikisi müthiş uyumlu oldular. Güzel gidiyorlar ya. İyi iyi. İyi 4 ile 5. bölümden sonra çıtayı yükselttiniz abi. Seçkin Özdemir'i biraz daha farklı bir karakterde de görmeye başladık değil mi ya? Hakikaten de öyle. Ya ağlıyordu, ya sızlıyordu, ya bağırıyordu, ya çağırıyordu. Ya sen ne diyorsun kardeşim? Benden uzak dur. Ben dramın çocuğuyum. Rolünden çıktı adam. Bak bu var ya Ateş Böceği ile Seçkin Özdemir de kendine yeni bir karakter demeyeyim de hani ben bu tarz dizilerde de oynuyorum arkadaş. Beni bu tarz dizilerde de çok güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Havasını, modunu da bizlere çok güzel yansıtıyor. Evet, vallahi dediğim gibi sözde oyuncuların adını pat 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 söyleyecektim. Bu sefer oyuncuların özelliklerini de anlattım. Yani dediğim gibi hakikaten ben bu dizinin oyuncu kadrosunu beğeniyorum. Hani beğenmesem hani üstünden böyle çatır çatır geçerim. Çünkü önceden izlediğim işleri de olduğundan dolayı bana şey geliyorlar. Yani nasıl desem dur bak bu sözüyü de toparlayamadım ya. Önceki işlerine de bakıyorum ya. Şimdiki işine de bakıyorum. Aa diyorum burada da güzel bir şey yapar. Bunda da izleyeyim. Şimdi de söylerken adını söylüyorum. Önceden oynadığı iş aklıma geliyor. İyi ki de geliyorlar. İyi ki de bu kadroda da varlar. Ha, hemen şeyi de söyleyeyim. Ateş Böceği izlenmelerde ne olur? Nasıl yapar? Ya valla ben Ateş Böceği'ni açıkça böyle kısa bir yaz sezonu dizisi olarak düşünmüyorum. Bir kere kafadan 30 bölüm Ateş Böceği iyi izlenmeyle hayatımızda olur. Ha şimdi diyeceksiniz ki neden 30 bölüm, 40 bölüm değil, 20 bölüm değil? Şu an senaryosu, oyuncuların birbirleriyle şeyi, hani senaryonun gidişi, hani böyle kafadan böyle seyirci 30 bölüm şu an tutacak şeyde potansiyeli var. Tabi 30. bölümden sonra inşallah daha devam ettiğinde biz o zaman yeni bir video çekeriz. Tebrik ederiz arkadaşlar deriz. O zaman da havalar buz gibi olacak. Kış soğuğu. Ya yazı da çok seviyorum ben arkadaşlar ya. Vallahi bak yaz kışın var ya donmadığım yerim kalmıyor ya.
Allah'ım, ama Allah'ın her mevsimi güzel. Şükürler olsun Rabbime. Evet, dediğim gibi ben Ateş Böceği'nin ortalama 5 ile 6 reyting bandında 30 bölüm boyunca gideceğine inanıyorum. Ve bu izlenme bandını da alacağını düşünüyorum. Tabii ki işler, yani yeni sezon işlerine de girince ortalama durumu ne olur ne olmaz onları da göreceğiz. Ona göre de ya çıkacak. İneceğini sanmıyorum ama. Hani böyle 3,5-4 reytinglere falan düşeceğini sanmıyorum. Ateş Böceği'ni şu an hangi güne koyarsan koy 5 ile 6 reyting bandında reyting alır. Kanatsız Kuşlar'la seyir kitlesinin aynı çıkmasına da şaşırdım arkadaş ya. Yani açıkça söyleyeyim, Kanatsız Kuşlar falan olmasaydı, seyirci kitlesi bu kadar yakın çıkmasaydı Ateş Böceği şu an 9-10 reyting de alırdı ya. Böyle gerçekten alırdı arkadaşlar. Evet, Ateş Böceği'ni sizler için analiz ettim, yorumladım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonra abone olmanızı bekliyorum. Sayfalarınızda paylaşmanızı bekliyorum. Analizini yapmamı istediğiniz yeni bir dizi varsa söyleyebilirsiniz. Onları da analiz edebilirim. Yani beni abonesiz, yorumsuz, paylaşımsız bırakmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bundan sonraki çekeceğim dizi analizini tam olarak karar vermedim. Kafamda bir iki tane var. Onları çekebilirim. Ama büyük ihtimal Deli Gönül'ü çekmeyi düşünüyorum. Ateş Böceği oyuncularına, ekibine, seyircisine şimdiden bu akşamki, yani yeni bölümü Perşembe akşamı izleme keyfini yaşamaları dileğiyle Allah'a emanet olun.